Tekrardan merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. Bir diğer noktalama işaretimiz eğik çizgi. Eğik çizginin ilk kuralı arkadaşlar, dizeler yan yana yazıldığında eğik çizgi kullanılır diyoruz. Normalde şiirler böyle dizeler halinde alt alta yazılıyor biliyorsunuz. Bunları ben yan yana yazmak istediğimde dize sonlarında eğik çizgi kullanıyorum. İster Marşı alt alta dizeler halinde yazılan bir şiir. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak dize bitti. Hemen yanından devam etmiş. Alt satıra geçmemiş, alt alta yazılmamış. Kural bana diyor ki yan yana yazılırsa dizeler, sen aralarında eğik çizgi kullanacaksın. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak dediğimde yine buraya da bir eğik çizgi getiriyor. İkinci kural arkadaşlar, adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında, semt adı ile şehir arasına da eğik çizgi kullanabiliyorum. Bakalım, burada apartman numarası ve daire numarası arasında eğik çizgi kullanıyorum. Kurtuluş ve Ankara, semt ve şehir adı arasında da yine eğik çizgi kullanabilirim diyorum. Üçüncü kullanım arkadaşlar, tarihlerin yazılışında yine eğik çizgi kullanılabilir. Bunu bir noktalama işaretini daha görmüştük hatırlarsanız. Noktayı işlerken demiştik ki tarihlerde gün, ay ve yıl adları arasına nokta işareti getirilebilir. Fakat burada dedik ki bir noktalama işareti daha var. Bu da arkadaşlar işte eğik çizgidir. 15.09.2022 tarihini yazarken ben tarihlerde gün, ay ve yıl arasında eğik çizgi kullanabilir. Şöyle diyebiliriz. Eğik çizgi de kullanılır, nokta işareti de kullanılır. Ama hatırlarsanız 15 Eylül 2022 yazdığımda arkadaşlar ay ifadesini yazıyla yazdığımda kesinlikle aralarına noktalama işareti getirmedim. Yani buraya eğik çizgi veya nokta getirmeyeceğim diyebilirim. Bir sonraki kural, dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini gösterirken de eğik çizgi kullanılabilir. Şu demek çok kolay bir kural. Madan ekinin diğer kullanım şekli nasıldır? Meden şeklinde karşıma çıkabilir. Hemen aralarında eğik çizgi kullanırım. Ya da olumsuz eki ma, m şeklinde karşıma çıkabilir diyorum. Bir diğer kullanımını gösterirken de eğik çizgi kullanıyorum. Daha sonra tırnak işareti var arkadaşlar. Tırnak işareti hepimizin bildiği bir kural var. Tırnak işareti deyince aklımıza gelen ilk kural, alıntı cümlelerde tırnak işareti kullanılır. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerde tırnak işareti kullanıyoruz. Seni de bekliyorum dedi. Ben bu cümlenin alıntı olduğunu nasıl anlayacağım? Bakın sonunda dedi ifadesi var. Dedi ifadesi varsa ben diyeceğim ki bu cümle başka birinden alınmış. Hemen başına ve sonuna tırnak işareti getiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bakın içerideki alıntı cümle arkadaşlar uygun noktalama işaretiyle sonlandırılıyor. Ben bu noktalama işaretini tırnak işaretinin içerisinde kullanıyorum. Buna özellikle dikkat edebiliriz. Bugün kaç soru çözdün diye sordum. Bakın yine burada diye ifadesi var değil mi? Başka birinin cümlesini almışım. Kural bana diyor ki burada tırnak işareti kullan ve alıntı cümlenin sonundaki noktalama işaretini tırnağın içerisine kullan. Peki burada başka bir noktalama işareti aklımıza gelir mi? Kesinlikle gelir. Biz virgülleri demiştik ki alıntı cümlelerinin sonunda virgül kullanılır. Yani şurada tırnak işareti olmasaydı, hemen silelim şöyle. Ben ne yapacaktım? Bu cümlenin sonunda virgül de kullanabilirdim diyoruz. Alıntı cümlelerde o zaman tırnak işareti veya virgül kullanılabilir diyebilirim. İkinci kural da arkadaşlar, özel olarak vurgulanmak istenen bir söz, bir kelime varsa yine bunu da tırnak işareti içerisinde vurgulayabiliriz. Yeni bir barış taarruzu başladı. Ben burada barış taarruzu ifadesini özel olarak vurgulamak istiyorum ve tırnak işareti arasında kullanıyorum diyelim. Üçüncü kural da arkadaşlar, cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ön plana çıkartılmak için tırnak işareti kullanılabilir. Öğrenciler kendi Gök Kubbemiz adlı şiiri incelediler. Burada bakın bir şiir ismi var, eser ismi var. Bunları tırnak işareti içerisinde gösterebiliyorum. İki tane uyarımız var. İlk uyarı diyor ki, hani şurada eser isimlerini tırnak işareti içerisinde gösterdik ya, bunu italik yazı şeklinde de gösterebilir. Yani böyle eğik bir şekilde de yazabilir. Böyle bir kullanımda tırnak işareti kullanmasına gerek yoktur diyor buna. Şu şairin ölümü ifadesi arkadaşlar. Cahit Sıtkı'nın Şairin Ölümü şiirini çok sevmişti. Şurada Şairin Ölümü bir eser ismi. Bunu italik şekilde yazabilir. Burada biz çok bunu belli edemedik belki. Ama eğik şekilde yazılmış, farklı bir fontta yazılmış diyebilirim.
O nedenle burada tırnak işareti kullanmamıza da gerek yoktur. İkinci uyarımız arkadaşlar. İkinci uyarı diyor ki sen tırnak işareti kullanıyorsan tekrardan bir kesme işareti kullanmana gerek yok. Yani burada tırnak işareti aynı zamanda kesme işaretinin görevini görmüş oluyor. Elif Şafak'ın Bit Palası'nı okudun mu? Şimdi bir eser ismi tırnak işareti var. Tırnak işareti içerisinde buna bir tane daha kesme işareti kullanmama gerek yok diyorum. Bu yeri de yapmış olalım. Tek tırnak diye bir noktalama işaretimiz var. Çok kolay arkadaşlar. Tek tırnak işareti tırnak işaretleri çok bağlantılı. Zaten isimleri de birbirine oldukça benziyor. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi. Bakın dedi ifadesi. Demek ki burada bir alıntı cümle var. Nerede başlamış alıntı cümle? Şurada başlıyor. Ben alıntı cümleleri ne yapıyorum? Tırnak işareti içerisinde gösteriyorum. Peki bu tırnak işareti içerisindeki cümlede bir tırnak işaretine daha ihtiyacım var mı? Hemen buna bakacağım. Bakın han duvarları sanki eser ismi. Yani şu üçüncü kuralla alakalı. Ben burada bir tane daha tırnak işareti kullanacağım. Ama söz zaten tırnak işareti içerisinde. Böyle bir durum varsa kural bana diyor ki iki yerdekini tek tırnakla gösterebilirsin. Bu kadar basit. Yay ayraç arkadaşlar cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgileri yay ayraç içerisinde gösteriyor. Anadolu köylerini köy sözünü çekinerek yazıyorum. Geziyorum demiş değil mi? Şimdi burada kural hemen şu cümleyi köy sözünü çekinerek yazıyorum. Bakın cümlenin dışında kalan bir bilgi, ek bir bilgi. Kural bana diyor ki bunu yay ayraçla gösterebilirsin. Özel veya cins isme ait ek ayraçlar önce yazılır. Bu artık böyle bir yazım kuralı olarak da karşımıza gelebilecek yerlerden bir tanesi. Kural bana diyor ki Yunus Emre'nin 1240 şuradaki soru işareti ne için kullanılmış? Kesinlik bildirmeyen bir tarihlerde de soru işareti kullanıyor değil mi? Bunu mutlaka yay ayraç içerisinde yapıyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Yunus Emre'nin 1240-1320. Yani kural bana diyor ki şuradaki nin ekini sona atma. Öncesinde kullan. Yay ayraçtan önce kullan diyor. Bu da yazım kurallarına falan karşımıza gelebilecek yerlerden bir tanesi. 3. Tiyatro eserlerinde hareket durum açıklamak için de yay ayraç kullanabiliyoruz. Şimdi tiyatroyu izlerken mesela şu ifade gördük. İhtiyar kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi? Şimdi ben tiyatroyu izlerken ihtiyar olduğumu düşünün. Geliyorum kaymakama yaklaşıyorum. Bunu gözlemleyebiliyorum ama eserde bunu nasıl ifade edebilecek? Çok basit. Yay ayraç içerisinde. Yani şurada hareket ve durum bildiren ifadeleri ne yapıyor? Yay ayraç içerisinde vermiş oluyor. Son olarak alıntılarda eser, yazar isimleri yay ayraç içerisinde gösterilir. İşte bir alıntı söz yazdım. Hemen yay ayraç içerisinde kime ait olduğunu yazıyorum. Bir diğer kullanımı da bu şekilde karşıma çıkıyor. Hemen şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar. Dizeler yan yana yazıldığında ek çizgi kullanıyordum. Apartman numarası ve daire numarası arasında ek çizgi kullanıyorum. Semt ve şehir adı arasında ek çizgi kullanıyorum. Tarihlerin yazılışında ek çizgi kullanabilirim. Bir de nokta işareti kullanabilirim demiştik. Ama ay ifadesi yazıyla yazılırsa burada herhangi bir nokta işareti kullanmıyorum. Daha sonra tırnak işareti arkadaşlar. Alıntı sözlerde tırnak işareti kullanabiliyordum. Bir diğer noktalama işareti ise virgül olarak karşıma geliyordu. Bunu da unutmamak gerekiyor. Özel olarak vurgulanmak istenen bir kelime varsa tırnak işareti kullanabilirim demiştik. Daha sonra cümle içerisinde eser ve yazıların adları tırnak işareti içerisinde belirtilebilirdi. Eğik yazılırsa tırnak işaretine gerek yok demiştik. Tırnak işareti varsa kesme işaretine de gerek yok diyoruz. Tek tırnak işareti olması için de cümlenin zaten tırnak işareti içerisinde olmalı diyebiliriz. Yay ayraç için arkadaşlar cümlenin dışında kalan ek bilgiler yay ayraçta verilir. Daha sonra özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılır. İşte şuna biraz da dikkat etmek gerekiyor. Yani şöyle bir kullanım olmamalı. Şöyle yazalım. Yunus Emre 1240 dedik. Nin şeklinde yazılmamalı diyor. Yani bunu ne yapacaksın? Yay ayraçtan önce kullanacaksın. Önemli kurallar bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Soru gelebilir mi? Yani böyle çok yaman atılacak yerler değil. Mutlaka izleyip notlarımızı, verdiğimiz notları
bir yere yazmak gerekir. Sınava yakın bir zamanda ufak tekrarlarla bu yeri de güzel bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.